Tokyo'da merhaba. Zafranlarımız filiz vermeye başladı. İlk filizleri çıktı. Bir tanesinden biraz yaprak da var. Zannedersem haftaya çiçek almaya başlayacağız. Filizleri çekmek istedim. Önceki çekimlerde de yaptığımız gibi biraz onlar üzerinde konuşmak istedim sizinle. Daha önce size ölçüyü vermemiştim. Şuradan görünüyor mu acaba? 60 santim. Ondan sonra bu eni de 110-120, 60 santime 120 santim ektiğimiz alan safran tarlamız. Biraz yaklaşarak size yeni filizleri göstermeye çalışayım. Şu gördüğünüz filiz en çok büyümüş olan filizimiz. Şu anda saymaya çalışsam büyüklerden zannedersem 17-18 tane yaklaşık büyük filizlerimiz var. Küçüklerde de bayağı var, böyle sayılamayacak kadar ufak ufak çıkmışlar. Önce bunu konuşalım, daha sonra diğerlerine biraz bakalım. Yaprak açmaya başlamış. Yanında küçük bir tane, yanında minik bir tane yavru var. Hemen onun sol tarafında ise iki tane aynı uzunlukta çıkıyor. Bu demektir ki burada İki tane aynı uzunlukta çıkıyor. Yani hepsi aynı boyda, aynı şeyde, aynı düzende gitmiyorlar. Hepsi aynı boyu vermiyor aynı anda. Bunlar zamanla oluşuyorlar, zamanla gelişiyorlar. İşte zaman içinde bu ne kadar çiçek alacağız, ne kadar yaprak alacağız bu alanda, sadece burada. Onu da görmüş olacağız. Bir sonraki videomuz çiçek videosu olacak. İlk çiçek açımı. O videomuzda çiçeğin ilk halini göreceğiz. İlk durumunu. Daha önceki videolarımızda yapmıştık ama ses kalitesi, görüntüsü kötüydü. İlk videolarımdan da onlar. O yüzden tekrarlıyorum aynı videoları. Aslında fazla konuşacak bir şey olmadığı için birleştirmem, daha önce anlattığım için bunları birleştirmem daha uygun, ama aynı düzende gitmeye karar verdim. Öncekilerin kalitesi, görüntü kalitesi ve ses kalitesi kötü olduğu için bu yılınkini tekrar aynı geçen yılki gibi paylaşmaya karar verdim. Bir sonraki yıl zannedersem Ekim. Ekim'den sonra işte filizleri çekeceğim. Filizlerden sonra birleştireceğim. O şekilde tek parça olarak yayınlamayı planlıyorum. Bakalım, o da nasip. Bir sonraki yıla ne olacak bilmiyoruz. Evet, şu anki safran durumumuz böyle. Biraz da küçüklere bakalım. Baktığımızda şurada küçüğü görüyorsunuz, minik bir tane. Şurada şöyle dolaştığımızda ufakları görebiliyorsunuz. Bir tane daha var burada. Evet, buradan böyle devam edelim. Toprağın altında yeni baş vermiş bir tane var. Onun hemen üzerinde bir tane daha var. Görüyorsunuz, birkaç güne kadar burası bunlarla kaynayacak. Geçen yıl söylediğim gibi önceki evde topladıklarımı getirmiştim. Onlar biraz kalite olarak düşmüştü kalitemiz. Kalite olarak biraz kalitemiz düşmüştü. Komşunun hapşırığını dinlediniz. Japonlar böyle hapşırıyor. Japonca hapşırma böyle. Önceki... Evet, şimdi de gargara yapıyor. Önceki evden alıp getirmiştim soğanları. Onlar getirebildiğim kadar mevsim uygun değildi. Ayrıca bizim de öyle bir şansımız yoktu, seçme şansımız. İyileri değil de denk gelenleri, sökebildiklerimi söküp getirmiştim. O yüzden birkaç yıl bir gerileme oldu. Şimdi ne yapıyoruz? O elimizdeki soğanları tekrar yeniden verimi arttırmaya, soğan kalitesini arttırmaya, büyütmeye çalışıyorum. Bunlar büyüdükçe siz de izlemiş olacaksınız. Nereden nereye geldiğimizi görmüş olacaksınız. İlk videoyu mutlaka izleyin. Eski videolar kalite kötü de olsa bir yıl içinde değişimi görebiliyorsunuz. Ne kadar değiştiler soğan hasadında. Mart ayındaki hasatta ise soğanları göreceksiniz. Ne kadar değiştiler. Ayrıca içeride bir tane masa üstünde yetiştirdiğim var. Topraksız, susuz. Onun çekimleri devam ediyor. Çiçek açana kadar devam edecek. Çiçek açtıktan sonra onu yayınlayacağım. Onu kaçırmayın, özellikle çok ilginç bir video olacak. Tabii başına bir kaza gelmezse küçük tarlamız, minik tarlamız diyelim böyle. Bu videomuzun da sonuna geldik. Safran serimiz devam ediyor.
Önceki videolarımız var. Yeni izleyen arkadaşlar önceki videoları kaçırmayın. Bir yıl önce hasat yaptık, ektik. Bunları görebilirsiniz, çiçeği görebilirsiniz. Ve bu yılki videolarla karşılaştırabilirsiniz. Ve bunun devamı var. Daha sonra gelecek videolar var. Bu böyle devam edecek. Videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.